Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. Bugün de arkadaşlar Türkiye tarihi ünitemizin ikinci testini birlikte çözeceğiz. Unutmayın ki bu üniteden TYT'de de, AYT'de de ve KPSS'de de soru çıkmaktadır arkadaşlar. Önemli bir ünite. Haydi bakalım gelsin ilk sorumuz. Hemen başlayalım. Bakın. Birinci soruda ne diyor? Malazgirt zaferinin hemen ardından Sultan Alparslan komutan ve beylerini çağırmış, onlara Anadolu'da fethettikleri toprakları kendilerine vereceğini söylemiştir. Bu durumun 1. Anadolu'nun Türk-İslamlaşmasının hızlanmasına, 2. Bizans-Türk mücadelelerinin artmasına, 3. Türk-İslam birliğinin sağlanmasına gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Bakın arkadaşlar, fethedilen yer fethedenindir diyerek Alparslan ne yapmıştır? Anadolu'nun Türkleşme sürecini, İslamlaşma sürecini hızlandırmıştır elbette. Doğru. Böylelikle de Türk beyleri ile Bizanslılar arasında çatışmalar şiddetlenmiş ve Türk beylikleri Bizans'a karşı gaza ve cihat etmişlerdir. Dolayısıyla Bizans-Türk mücadelesi artacaktır. Lakin bu emirden Türk-İslam birliğinin sağlanması çıkmaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Türk-İslam birliği sağlanabilmiş değildi o dönemde. Dolayısıyla cevabımız söylenebilir dediği için 1 ve 2 olacaktır. Yani Denizli. Evet bakın çok güzel. Tipik bir TYT sorusu olabilir arkadaşlar. Bizden söylemesin. Evet gelsin ikinci sorumuz. Sultan Alparslan tarafından Anadolu'nun iç ve batı kısımlarının fethiyle görevlendirilen Süleyman Şah kısa sürede sınırlarını genişletti. Hatta İznik'i alarak burayı yeni kurduğu devletinin başkenti yaptı. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın yine bir yorum sorusu arkadaşlar. A. Türkiye Selçuk Devleti'nin sınırları Rumeli'ye ulaşmıştır. Saçma, böyle bir şey yok. Rumeli'ye Anadolu Selçuk Devleti hiçbir zaman geçmiyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği tamamlanmıştır. Hayır, böyle bir şey de yok. ATSB yani Anadolu Türk Siyasi Birliği henüz sağlanabilmiş değil. Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçukluların devamıdır. Evet bu olabilir. Bu dursun arkadaşlar. Denizli'ye bakalım. Sultan Alparslan Anadolu'nun Türk vatanı haline gelmesini hızlandırmayı hedeflemiştir. Evet. Bu da olabilir ama bakalım hangisi daha doğru bakalım. Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği tamamen sona ermiştir. Zaten bu saçma. Şimdi çocuklar bakın bilgiyi bir daha okuyalım. Alparslan tarafından Anadolu'nun iç ve batı kısımlarını fethiyle görevlendirilen Süleyman Şah kısa sürede sınırlarını genişletmiş. Hatta izni alarak burayı yeni kurduğu devletinin başkenti yapmış. Diyor ki bakın hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar bakınız Türkiye Selçuklu Devleti elbette Büyük Selçuklu Devleti'nin devamıdır. Değil mi? Ama bakın bu bilgilerden çıkmayacak bu. Değil mi? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Büyük Selçuklar lakabı olduğunu biliyoruz. Ama bu bilgilerden çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Bu bilgilere göre dediğiniz için buna göre yorumlayacaksınız. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Bakın Alparslan gerçekten de Anadolu'nun Türk vatanı haline gelmesi için uğraş vermiş, çaba göstermiştir. Cevap kesinlikle Denizli. Evet bakın yine güzel bir soruydu. Burada C şıkkı arasında kalabilirsiniz. C ile D arasında kalabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Evet, gelsin üçüncü sorumuz. 1. Kılıç Arslan döneminde İznik'e kadar gelen Haçlılarla Dorylaon Savaşı yapıldı. Ancak bu savaşın kaybedilmesi üzerine başkent Konya'ya taşındı. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar, TYT formatına çok uygun bir soru yine. Yine bir yorum sorusu. Türkiye Selçukluları Haç seferlerinin tamamında başarısız olmamıştır. Bu bilgi yanlış. Türkler Haç seferlerinden dolayı Anadolu topraklarından tamamen uzaklaşmak zorunda kalmıştır diyor. Yanlış. Böyle bir şey yok. Bazı topraklarımızı kaybediyoruz ama Anadolu'dan tamamen uzaklaşmıyoruz. Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süre durmuştur. Kesinlikle doğru. Anadolu Selçuk Devleti'nde siyasi güç el değiştirmiştir. Hayır. Burada bir başka bir hanedanın gelmesi veya hükümdarın değişmesi henüz bu bilgilere göre söz konusu değil. Türkiye Selçukların yıkılı sürecine girmesi zaten saçma arkadaşlar. Bu Kösedağ Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle C şıkkı olacaktır. Bizim batıdaki ilerleyişimiz Haçlılardan dolayı bir süre durmuştur arkadaşlar. Evet gelsin dördüncü sorumuz. Anadolu Selçuklu Devleti sürekli olarak devam eden Doğu akınlarıyla gelen göçebe Türkmenlerini sınır boylarına ve uç noktalarına yerleştirmiştir diyor. Anadolu Selçuklularının bu uygulamayla aşağıdaki hedeflerden hangisine ulaşmak istediği söylenemez. Bakın vergilerin toplanması kolaylaşıyor çünkü göçebeleri yerleşik hayata kazandırıyorsunuz. Sınır boylarında güvenlik sağlanıyor. Zaten uç teşkilatları sınırlarda güvenlik için var. Yerleşik yaşam elbette artacaktır. Göçebeler artık ne olacak? Yerleşik hayata geçecek. Göçebe halk ile yerleşik
halk arasında çıkan sorunları bitirmek, kesinlikle huzuru sağlamak, toplumsal barışı sağlamak. Lakin Anadolu'daki azınlıkları ne diyor? Anadolu'daki azınlık halkı göçe zorlamak. Böyle bir şey yok. Bütün Türk devletlerinde olduğu gibi Anadolu Selçuk Devleti de hoşgörülü bir devlet. Asla gayrimüslimlere zorbalık yapmamıştır arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet, bu bilgi söylenemez. Bakın bu da olumsuz köklü bir soruydu. Gelsin 5. sorumuz. 1. Gıyasettin Keyusrev döneminde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuk Devleti'nin sınırlarının genişlediğine kanıttır? Diyor. Doğru mu? Arkadaşlar çok kolay bir soru. Sınırlarımızın genişlediğine en büyük kanıt fetihlerdir, değil mi? Ele geçirdiğimiz topraklardır. Ve dolayısıyla cevabın açık bir şekilde Bursa olduğunu görmekteyiz, değil mi? Samsun 1. Gıyasettin Keyusrev döneminde fethedilmiştir. Böylelikle devletin sınırları büyümüştür. Siyasi bir sonuçtur, değil mi? Evet. Gelsin 6. sorumuz. 1. İzzettin Keykavus döneminde meydana gelen 1. Kıbrıs ve Venedik kralları ile ticaret antlaşmalarının yapılması, 2. Sinop'un alınarak ithalat ve ihracat limanı haline getirilmesi, 3. Anadolu'nun birçok bölgesinde medreselerin yapılması. Gelişmelerinden hangilerinin Türkiye Selçuk Devleti'nin uluslararası ticaret yaptığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakın arkadaşlar ben bunu daha önceki röportajımda da söylemiştim. En beyin yakan sorular bunlardır. Bakın burada dikkat edin. Tek tek yorumlayalım. Kıbrıs ve Venedik'le ticaret antlaşması yaparak uluslararası ticarete katkı sağlıyor. Sinop'u alarak bakın ithalatın zaten ne olduğunu biliyorsanız bu öncülü otomatikman işaretlersiniz. İthalat dış alım demek. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal alıp vermesidir. İhracat da dış satımdır. Bakın bu da yine uluslararası ticareti gösteriyor. Anadolu'nun birçok bölgesinde medreselerin yapılması eğitim kültür ıslahatıdır. Eğitim kültür alanında bir yeniliktir. Dolayısıyla bunun ticaretle falan bir ilgisi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 yani denizdir arkadaşlar. Güzel bir soruydu bakın yine. Gelsin 7. sorumuz. Alaaddin Keykubat döneminde Kırım'ın Suğdak Limanı'nın alınması, Kandelor yani Alanya'nın fethedilmesi, Yassı Çimen Savaşı'yla Harzemşahlar Devleti'nin yıkılması gibi gelişmeler yaşanmıştır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak bakın yalnızca dediği için sadece şu bilgileri baz alacaksınız değerli arkadaşlar. 1. Deniz aşırı bir bölgeye sefer düzenlenmiştir. Bakalım. 2. Akdeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Saçma çocuklar değil mi? Burada Akdeniz'le ilgili hiçbir şey yok. Zaten 2'nin olduğu bütün öncülleri bir eleyelim o zaman. Gitti. Gitti. Diğer Türk devletleriyle de mücadele yapılmıştır. Bakın kesinlikle Yassı Çimen Savaşı'nı bir Harzemşahlarla yapıyoruz. Bu da bir Türk devletidir. Dolayısıyla 3 doğru. Evet. O zaman 3 numaralı şıkları eleyelim. Bakın arkadaşlar. Biz Kırım'ın Suğdak Limanı'nın alınması gerçekten de deniz aşırı bir bölge. Karadeniz'in kuzeyinde. Burası deniz aşırı bir bölgedir. Bu bilgi de doğrudur diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Bakın bu çok rahat. Bu bilgilerden bu yorumlar çıkacaktır. Evet. Gelsin 8. sorumuz. Büyük Selçuk Devleti'ndeki Melik Atabey isyanlarından ders çıkaran Anadolu Selçukluları Melik ve Atabeylere ordu kurma izni vermemişlerdir. Ayrıca Meliklerin para bastırma, savaş açma yetkileri de kısıtlanmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Olumsuz köklü bir soru. A şıkkı. Merkez otorite Anadolu Selçuk Devleti'nde Büyük Selçuklara göre daha güçlüdür. Kesinlikle zaten adamlar kemeri iyi sıkıyorlar, işi ciddi tutuyorlar. Doğru. Anadolu Selçuk Sultanları tarihteki olumsuz olaylardan ders çıkartmışlardır. Arkadaşlar zaten paragrafın içinde bile geçiyor. Ders çıkartmış bu adamlar. Gerçekten Büyük Selçuklu da görmüşler ve ders çıkartmışlar bundan. Doğru. C'ye bakalım. Anadolu Selçuklu Devleti daha demokratik bir siyaset izlemiştir. Arkadaşlar demokrasi ile monarşi nasıl yan yana gelebilir ki? Anadolu Selçukluları veya Büyük Selçukluları monarşi ile yönetiliyor. Yani sultanlıkla yönetiliyor. Bu saçma. Cevap Ceyhan. D'ye bakalım. Anadolu Selçuklarının devlet yönetim şekli Büyük Selçuklar ile benzerlik göstermektedir. Tabii ikisi de doğru. İkisi de monarşi. İkisine de taht hanedanın ortak malı. Anadolu Selçuk melikleri daha pasif hareket etmiştir. Daha doğrusu hareket ettirilmiştir diyelim ona biz. Bu da doğru. Dediğim gibi arkadaşlar cevabımız kesinlikle Ceyhan. Evet. Gelsin 9. sorumuz. Anadolu Selçuk Devleti'nde Divanı Ali denilen büyük bir divan bulunur. Bu divana bağlı. Divanı İşraf Yönetim İşleri Başkanlığı yani. Divanı İstifa Maliye Bakanlığı ve Divanı Arz, Savunma Bakanlığı gibi divanlarda görev yapıyormuş. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Bakın zaten bu divana bağlı küçük küçük divanların olduğunu görüyoruz. Divan hala en yüce makamdır, en üst kuruldur. Doğru. Ülke yönetiminde görev paylaşımı bakın kimi savunma, kimi maliye. Değil mi arkadaşlar? Efendim söyleyeyim. Kimi yönetim işleri. Doğru. Teşkilatlanma elbette bu divanlar teşkilatlanmayı gösteriyor.
Yönetim kolaylaştırmaya çalışmıştır. Lakin tüm divan üyeleri devşirmelerden oluşmaz. Böyle bir şey çıkmaz arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Evet. Gelsin son sorumuz. Anadolu Selçuk Devleti'nde Ulema'nın Saray adında modern ve özel bir ordu kurulmuştur. Bu ordu sadece merkezde hükümdarın yanında yer alırdı. Ulema'nın Saray ordusunun tamamı devşirmelerden oluşurdu ve bunlar merkezden 3 ayda bir maaş alırlardı. Yalnızca bu bilgilere bakılarak. Ulema'nın Saray ordusu devletin diyor en kalabalık birliğidir. Yanlış. Böyle bir şey çıkmaz ki bu bilgilerden. Gitti. Gitti. Ulema askerleri yabancı kökenlidir. Arkadaşlar tamamı devşirme dediğine göre tamamı gerçekten yabancı kökenli. Ulema'nın Saray merkez ordusudur. Bakın burada da kabak gibi vermiş zaten. Merkezde hükümdarın yanında bulunuyor. Merkez ordusu tabii ki de. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız açık bir şekilde Edirne'dir. Yani 2-3'tür. Evet. Arkadaşlarım böylelikle bugünkü testimizin de soru çözümümüzün de sonuna geldik. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.